ki kolay bir şeyle başlangıç yapalım. Bana lezzetli bir makarna hazırlayın. Ha, çok kolay ya. Bunun için sade spagettiye ihtiyacım olacak. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey pişirmemiştim ama sanırım başarabilirim. Ama tüm spagettiyi o küçük tavaya nasıl sokacağım? Evet, zor bir durum. İzle ve öğren. Sadece spagettiyi kırmanız gerekiyor. O zaman kesinlikle sığacaklar. Şimdi pişirmeli ve orada karıştırılmalı. Aa, düşündüğümden daha kolay. Aa, kahretsin, spagettilerim karardı. İğrenç. Ups. Tencereye mi attı? Evet, sanırım kesin olarak kimin kaybedeceğini biliyorum. Kimi kazanacağını da biliyorum. Ben bu küçük tencerenin yerine büyük bir tava kullanacağım. Üzerinde taze domatesler kızartacağım. Evet, nasıl da güzel kokuyor. Ve şimdi biraz spagetti ekleyebilirsin. Gerçek makarna böyle hazırlanır. Saçmalık. Suyu boşaltmayı unuttun. İşte böyle yapılır. Ay, hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerimi silmek için bir şeye ihtiyacım var. Betty, umarım senin için sakıncası yoktur. Şef, kıyafetim bunun için değil. Onun için de en lezzetli yemekleri pişirdim ben. Tamam, tamam, aynen. Bunun için kıyafete ihtiyacım yok. Torunumu lezzetli makarnayla sevindireceğim. Peki ben ne yapacağım? Tabii ya, neden eski bir spagetti tarifi kullanmıyorum? Sadece 2 paket noodle almalı ve kettle'da pişirmeliyiz. Hızlı, basit ve çok lezzetli. Pişmesini izlemek çok ilginç. Değil mi büyük anne? Evet, orijinal yöntem. Ben ise spagettiye biraz rendelenmiş peynir ekleyeceğim. Böylece yemeğim daha da lezzetli olacak. Ne kadar özensiz. Bunların hepsi güzellik duygusuyla yapılmalıdır. Biraz sosis de işe yarayabilir. Herkes onu sever. Sadece bu kokuyu hissedin. Sanırım benimki de hazır. Biraz ketçap eklemenin zamanı geldi. İşte bu. Paige, tadına bakma zamanı. Afiyet olsun torunum. Sonunda. Buradaki her şey çok lezzetli. Sadece kettle'daki su noodle beni biraz korkutuyor. Sanırım tatmaya oradan başlayacağım. Ay, bu iğrenç bir şey. Şimdi en sevdiğim sosisli makarnayı deneyeceğim. Bu tamamen farklı bir konu. Sucuklar çok lezzetli. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Peynirli spagetti. Hiçbir şey bundan daha lezzetli olamaz. Büyük anne, sen kazandın. Kazanacağımı biliyordum. Benden öğrenin. Bu gerçekten çok lezzetli. İkinci turda bana böyle bir kurabiye hazırlamanızı istiyorum. Şerekteki gibi. Ne? Peki bunu nasıl yapacağım? Çok kolay. Belki zaferi hemen bana vermelisiniz. Daha neler? Ay! Yaşlanmış boynumu böyle esnetmemeliydim. Önce unu elemeniz gerekiyor. Ve tabii gerekli baharatları ekleyin. Tarçın olmadan olamaz. Peki ya şeker? Baksana. Kurabiye şekersiz yapılır mı hiç? Yeah! Sanırım onunla başa çıkabilirim. Ya da çıkamam. İşte şimdi tüm yüzüm un içinde. Ne iğrenç bir şey. Evet, öyle. Gerçekten berbat. Neyse, şekeri de unutmadım zaten. Sadece erimiş tereyağına eklemeniz gerekiyor onu. Ve tabii ki iyice karıştırın.
Tamam, devam edelim. Yağ erittim, biraz şeker ve karıştırmaya devam ediyorum. Ortaya çıkan karışımı una eklenmesi gerekiyor. Bundan sonra tüm bunları bir karıştırıcı ile çırpın. Tereyağını unutmadım. İşte böyle bakın. Çok iştah açıcı dilimler. Ama ellerimle çırpacağım. Çünkü kurabiyeleri sevgiyle pişirmem gerekiyor. Tabii ki şurubu da unutmalıyın. Bu yağla nasıl çalışılır ki? Açamıyorum ya şunu. Ay çok kaygan. Bu yüzden elinden kaçmaya çalışıyor. İşte bunu söylüyordum. Ama neyse, bu işi karıştırmak için bir elim bile yeterli. Hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu düz bir krep haline getirmek. Ve sonuçta ortaya çıkan krepin ölçülmesi de çok önemlidir. O zaman kaç tane kurabiye alacağımı tam olarak bileceğim. Ben ise bunu için kalıp kullanıyorum. Böylece kurabiyeler çok daha pürüzsüz olacak. Çok güzeller. Sadece onu fırına göndermek kaldı. Vay canına, neredeyse her şey hazır. Diğerlerine nasıl yetişebilirim? Sanırım benim de hamurdan kurabiye yapman zamanı geldi. Bu işle kesinlikle başa çıkabilirim. Bu çok kolay bence. Oyun hamuru gibi sanki. Şimdi çok güzel bir adam yapacağım. Bence mükemmel. Ay, çok tatsızmış ya. Benim adamım hazır. Onun evi de hazır bu arada. Kurabiyeleri fırına göndermenin zamanı geldi. Peki ne zaman pişecek ya? Tadam! Bakın ne kadar güzel görünüyor. Harika olmuşlar. Bende yine de çok daha havalı. Ay, bunu bir gece görsem uyuyamazdım bir daha. Neyse, kurabiye adamım için bir ev dikme zamanı. Baksanıza, bu evin tüm detaylarını kurabiyelerle yaptım. Böylece daha sonra onu da yiyebilir. Bu evi bir baktığımda yeni yıl havamı doluyorum. Renkli kurabiyeleri gördüğümde de aynısı oluyor. Şekerlere bayılırım. Çok lezzetliler. Aa, tabii ya. Gözler için şekere ihtiyacım var. Ben de neredeyse tüm paketi bitiriyordum. Vay canına. Şef Betty bayağı kendini bile açtı. Haklısın, gerçek bir yeni yıl cenneti yapmış. Vay canına, bu zencefilli ev. Ve bir sürü kurabiye. Bu da ne tür bir canavar? Umarım en azından lezzetlidir. Ne kadar kuru. Bu hiç iyi değil. Ama ortadaki kurabiyeyi gerçekten çok beğendim. Ayrıca gerçekten çok lezzetli. Pekala, şimdi zencefilli evi tatmaya başlamanın zamanı geldi. Sanırım onun kapısından başlayacağım. Vay canına. Buna direnemiyorum. O kadar lezzetli ki bütün evi yutmak istiyorum. Ve tabii ki tüm yaşayanlarını da. Dünyadaki en lezzetli şey. Böyle lezzetli evler oluyor mu? Evet. Evi harabeye dönüştürdüğüm için çok üzgünüm. Ama bu gerçekten çok lezzetli. Betty, bu sefer sen kazandın. Tabii ki bu ilk saniyeden anlaşılmıştı. Tatlıyı da yedim. Şimdi bir corn dog istiyorum. Bununla çalışabilirim. En azından sosisleri nasıl pişireceğimi biliyorum. Bildiğim en kaliteli sosisler kullanacağım. Sosis mi?
Bu iğrenç. Başka bir şey, gerçek bir sucuk. Bu gerçekten çok lezzetli olacak. Burada pişirecek bir şey yok bile. Sucuğu bir çubuğa koyup yağ daldırmamız yeterlidir. Sorun beklemediğin yerden geldi. Bir ambalaj sosis nasıl açılır ki? Neden bunu yapamıyorum? Küçük bir çocuk bile bununla başa çıkabilir. Bu çok basit bir şekilde yapılır. Aa, orada özel bir yer olduğunu bilmiyordum. Vay be, yemek yapmak kesinlikle benlik değil. Bahse girerim, sosisler masaya düşmeden sosu pişirebilirim. Onun tarifini ezbere biliyorum. Yumurta ekledik ve şimdi biraz süt. Ve şişler hazır. Sosisler üzerlerine düşmelisiniz. Şimdi her sosisin ortaya çıkan sıvıya iyice daldırmamız gerekiyor. Sonra onları kaynar bir yağa koyun. Aynı şeyi sucuğumla yapacağım. Bu gerçekten çok kolay. Benim de şu küçük sosislerimi yerden toplamam gerekiyor. Ay! Çok acıtıyor. Fare kaplanının burada ne işi var? Burada hiç fare yok ki. Aa, peynir mi? Tabii ya. Neden sosise biraz peyniri eklemiyorum? Çok lezzetli olacak. Yeah, baby. Şimdi yağı da doldurabilirsiniz. Bence müthiş oldu. Ay! Fışkırıyor. Evet, her tarafa uçuyor. Korkaklar ve sadece yağ. Onun nesi kötü? Corn dog hazır. Geriye kalan tek şey onları güzel bir servis için hazırlamak. Örneğin onlardan sevimli ayıcık yavruları yapabilirsiniz. Ve kulakla yüzlerini yapmak için peynir kullanacağım. Tabii ki çok iyi, kaliteli bir şey. Ve tabii ki sosları unutmamalıyız. Onlar da daha lezzetli olacak. Vay canına. Fırının bundan hoşlanacağı kesin. Bende de ona peynirli bir sürpriz bekliyor. Ama biraz ketçap da fazla olmaz. Hazır. Beş, tadına bak kuzum. Vay canına. Tüm corn dog'lar ne kadar iştah açıcı. Ama bu kocaman olanla başlayacağım. Onu doğru düzgün kaldıramıyorum ya. Ay, burada sucuk var. Sosis gerekiyordu ama. Bu sevimli ayıları denemenin zamanı geldi. Sanırım soslar onları daha da lezzetli hale getirecek. İnanılmaz. Hem lezzetli hem de güzel. Kazanmak için son bir yarışmacı kaldı. Vay canına, bu peynir. Bu gerçekten harika bir sürpriz. Belki de bugünün en iyi corn dog'u. Evet, bir yerlerde kazanabileceğimi biliyordum. Nefis. Ben'in ilk denilmesinde hangi yemeği dilediğini merak ediyorum. Vay canına, karpuz. Ama karpuzu nasıl pişireceksin ki? Onu hiç pişirmeyebilirsin. Emma, ne düşünüyorsun? Muhtemelen ilginç bir şeyler düşünebilirsin. Hey, dikkatli ol. Evet, görünüşe göre Emma'nın artık karpuz pişirmek için çok az daha seçeneği var. Ama yine de bir şeyler düşünebiliriz, değil mi? Aklıma harika bir fikir geldi. Harika araçlar da ama sana karpuz konusunda nasıl yardımcı olacaklar? Hayır, bu işe yaramayacak. Evet, bu da olmayacak. Hayır, bu da değil. Ne kaldı, kova mı? Onunla ne yapacağını sormaktan korkuyorum. Bu karpuz çok fazla toz almış üzerine. Kesinlikle artık onu yiyemez. Emma, bunu atacak mısın, değil mi? Hayır. Böyle bir yemeği bana sunmak istiyor. Korkunç. Evet, büyük anne hayal kırıklığına uğradı. Emma güzel bir karpuz servisinin ne olduğunu gösterme zamanı. Ay, nasıl da bir vurdu. Harika, karpuzu açtı. Vay canına, karpuz mükemmel bir şekilde temizlendi. Şimdi güzelce kesmek için özel bir bıçak aldı büyük anne. Harika.
Geriye kalan bu mükemmel parçaları bir tabağa koymaktır şöyle. Sanırım bir parça daha kaldı. Neden onu yemiyoruz ki? Pekala şefimizin, Betty'nin sırası geldi. Dikkatlice bakın çünkü gerçek bir usta çalışıyor. Vay canına, ne sıra dışı bir şekil. Bu gerçek bir sanat eseri. Şimdi Betty kenardan biraz daha kesiyor. Ve şimdi bu şekilde. Bunu sonsuza dek izleyebilirsiniz. Gerçek sanat eseri yapıyor Michelangelo gibi. Ve evet şu mucizeye bakın. Bu bir karpuz değil, mükemmel bir şey. Bravo Betty. Her yemek de hızlı, bu da seçim yapma zamanının geldiği anlamına geliyor. Vay canına, ne kadar havalı görünüyor. Bu yemekle başlayacağım. Ne kadar sulu bir parça. Kabuklu olmayan karpuz mükemmel bir şey, kesinlikle layık. Peki hala bu ne? Bu bir şaka mı? Karpuzun kabuğunda kir var ya. İğrenç bir şey. Vay be! Ama bu ilginç bir şey. Hadi deneyelim. Benim Betty'nin yemeğinden hoşlanıp hoşlanmayacağını merak ediyoruz. Görünüşe göre bir dilim azdı. Bu da zaten iyi bir işaret. Görünüşe göre büyük annenin yemeği ve Betty'nin yemeği arasında bir seçim var. Evet, şefimiz kazandı. Tebrikler Betty. Layık ve en önemlisi hak ettiğin zaferi kazandın. Burada ne diyeceksin usta? Yeni bir tur ve bu da Kinder sürpriz mi? Vay canına, peki bunu nasıl pişirebilirsin? Aa, hiçbir şey bilmiyorum ama deneyeceğim. Ya bundan kolay bir şey olamaz. Bana bu gerekiyor ve bu ve şu. Evet, harika. Ay, bunu nasıl pişireceğim ya? Tabii böyle çalışacağım ve böyle deneyeceğim. Ay hayır. Görünüşe göre büyük annenin yumurtası kabuktan sızmış. Peki ne yapacak şimdi? Aa, tabii ya. Bir fikir var. Yumurtanın kalıntılarını döküyoruz ve kabuklarını bırakıyoruz. Ona ihtiyacımız olacağız. Birazcık jelatin ve biraz da su ekleyelim. Oraya biraz parça kivi atıyoruz ve karıştırıyoruz. Sonra aynısını yapıyoruz ve farklı renklerle yapıyoruz. Vay canına, ne kadar farklı renkler güzel var. Şimdi ortaya çıkan sıvıyı şırıngayla alıyoruz. İşte böyle ve şimdi o kabuğa ihtiyacımız olacak. Baksanıza, içerine döküyoruz sıra sıra. Süper. Ama Betty bundan etkilenmemiş gibi görünüyor. Şimdi size gerçek Kinder sürpriz neymiş göstereceğim. Önce bir yaş çikolatayı böyle eritelim. Mükemmel çikolatalı krema oldu. Onu 3 farklı kaba döküyoruz. Şimdi biraz renk katıyoruz ve karıştırıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yumurtadan özel bir şekil çıkarmak için buna ihtiyacımız olacak. Biraz da sallayalım. Ve şimdi soğutmamız gerekiyor. Açıyoruz. Ve evet, tam gereken mükemmel. Kabuğumuzun içine krem şanti ve doldurma ekliyoruz. Kapatıyoruz. Ve işte dünyanın en güzel Kinder sürprizleri. Bu ne ya böyle? Dünyanın en güzeliymiş. Kabukları temizlenin ve sonucuna bakmanın zamanı geldi. Evet, sanırım tatlımı ben daha çok sevecek. Şu güzelliğe baksanıza. Bu çok güzel. Emma, sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey galiba. Emma, beni göstereceğin bir şeyi hemen düşünmelisin. Çok az zaman kaldı. Vay canına, ve Emma işe koyuldu. Vay canına, bu o sürpriz ve yumurtanın içinde olmalı. Veya balonun içinde. Birileri anlıyor mu onu hep anladı? Ne? Nutella mı? Emma, neden bu balonu Nutella ile kaplıyor? Çok fazla soru var. Kesin olan tek bir şey var. Nutella ile balon bile iştahatıcı görünüyor. Ama yine de bunun ne anlama geldiğini bilmek çok ilginç. Şimdi son dokunuş, tatlı bir pasta süsü. Ama bu yine de yiyebilir bir şey değil. Zaman doldu. Benim bir seçim yapma zamanı geldi. İşte portakalı soydum, başucuma koydum. Bununla başlayacağım. Oo, rengarenk bir şey. Vay canına, bu jöle mi? Onu pek sevmiyorum ama yani genel olarak fena değil. Peki hala burada ne var? Vay canına, ne kadar çok krema var. Bayıldım.
Ve çikolata ağzım deliyor. Müthiş. Vay be, ne kadar büyük bir tatlı. Aa, vay canına. Ama bunların hepsi şaka mıydı? En azından sürpriz gerçek oldu. Yine de içinden bir ses onun kazanmak için yeterli olmayacağını söylüyor. Kim kazanacak ben? Tabii ki bu Betty'nin yemeği. Yaşasın. Bir başka kesin zafer. Bravo. Üçüncü turda bizi neye ikiliyor? Evet, donut. Harika. Umarım katılımcılarımız donut pişirmede yeterli deneyime sahiptir ve mutfak becerileri bizi şaşırtabilirler. Betty iyice hamuru pişirmeye başlıyor. Tabii onun gibi bir profesyonel için bu hiç de zor bir şey değil. Şimdi iyice çalıyor ve ne kadar güzel yaptı. Hamur neredeyse hazır. Çok izaj kaldı. Büyük bir parça aldı ve onu kesiyor. Durun, Betty bunu neden yapıyor? Çok fazla donut pişirmek mi istiyor? Şimdi bir parça hamura boya ekliyor. Gıda boyası. Ne kadar güzel. Mavi renkte. Böylece elinde yumuşak yaptı ve sonra oklavayla dikkatlice açıyoruz. İşte böyle. Sanırım artık her şey ortada. Farklı renklerde boyanmış diğer parçaları da böyle açıyor. Onları üzerlerine koyuyor ve hepsini bir tane büyük donata dönüştürecek. Ve sonra onu böyle büküyoruz. Betty ne kadar güzel. Ve şimdi sadece bir şey ne kaldı? Ah, ne kadar taze bir elma. Buna ihtiyacım olacak. Hey, neden bir elma kesiyor? Sanırım mutfağımızda bir hırsız var. Emma, yemeğiyle ilgilensen iyi olur. Büyük anne, tüm malzemelerini yiyecek şimdi. Ah, görünüşe göre hırsızımız tespit edildi. Peki onunla ne yapacağız büyük anne? Düşünmeliyiz. Evet, bir kabadayıya ders vermenin eski bir şakadan daha iyi bir yolu yoktur. Dayan Emma, şimdi elmanın tatlılığı yerine taze soğanın acısını hissedeceksin. Ne iğrenç. Belki de bu şaka Emma'yı biraz kendine getirir. Hey Emma, uyan. Donut'u hazırlaman gerekiyor. Emma, ne yapıyorsun? Ne ilginç bir yöntem. Çok güzel olmuş. Önemli olan işe yaradı. Çırpılmış krema ekliyoruz. Fena değil. Fazladan şekerler. Ve maalesef sadece biraz. Tamam, neyse, böyle de iyi olur. Tamam, şimdi Emma sakince telefonuna geri dönebilir. Büyük annenin yemeği nasıl? Büyük anne bir çubuğun üzerine bir parça elma takıyor. Elmayı hamurun içine daldırıyor. Ve şimdi hepsini kaynar yağa döndürüyor. Sadece birkaç dakika ve Bay Canan'dan ne kadar lezzetli görünüyor. Ve bu tüm güzelliği çikolatayla kaplıyor. Vay canına, şefimiz neredeyse her şeyi bitirdi. Ne kadar büyük bir güzel bir donut. Betty onu yarıya kesiyor. Ve sanırım dolguyu ekleyecek. Ne kadar krema var. Biraz pasta süsü. Mükemmel. Şimdi hepsini yukarıdan kapatıyoruz ve hazır. Vay canına. Emma, Emma aslında başlıyoruz. Aa, aynen, afiyet olsun ben. Üçüncü turda kim kazanacak? Sanırım ben Betty'nin donatınla başlamak istiyor. Vay canına, çok büyük. İçinde bol bol krema var. Görünüşe göre çok büyük ve içinde çok fazla krema var. Of ya, kırıldı. Neyse. Sırada Emma'nın donatı var. Söylemeliyim ki çok güzel görünüyor. Tadına bakıyoruz. Fena değil. Ama bu kazanmak için yeterli mi? Ve son olarak büyük annenin donatı. Ben? Ne düşünüyorsun? Harika! Ben çok mutlu. O yüzden kazanana karar verdik. Büyük anne, tebrik ederiz. Bu hak edilmiş bir zafer. Evet, yaşasın! Ay, teşekkürler torunum. Ben kolayla başlamak istiyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Kolay? Burada ne var ki? Ama bu sağlıksız bir şey. Ben bunu çok basit bir şekilde yaparım. Sadece sade bir kola almak yeterlidir. Nasıl da açıp tadına bakmak istiyorum. Sanırım bunu yaparsam Emma için bir sakıncası olmaz.
severim. Oh hayır, kahretsin, bitti. O zaman yine de onu pişirmem gerekecek. Bunu yapmak için erimesi için sıcak bir tencereye birkaç çikolata koymam gerekecek. Sonra onu bekleyeceğim biraz erisin. İşte bu. Sonra ay çok acıtıyor. Ne kadar sıcak. Özel eldivenlerin olması gerekiyor. Bir daha yanmamak için al şunu. Teşekkürler. Şimdi bu sıvı çikolatanın bir şişeye doldurulması gerekiyor. Böylece Emma bunun sıradan kol olduğunu düşünecek. Ve hepsi bu kadar değil. Şimdi M&M şekerleri zamanı. Sadece bunları nasıl açacağım? Oh, sizi gençler, sadece eldivenleri çıkarman gerekiyor. Tabii ya, tekrar teşekkürler büyük anne. Şekerleri açıyorum ve onları da içine atıyorum. Tabii ki lezzetli çıkıyor ama hiç de sağlıklı değil. Kola hiç ama hiç sağlıklı değil. Mayaban mersini ve bal başka bir konu. Onları karıştırırsanız kesinlikle harika bir şey olacak. Baksanıza şu lezzetli bala. Asıl önemli olan ortaya çıkan şeyi iyice karıştırmaktır. İşte böyle, ama burada işim bitmedi. Şimdi şişeyi soğutmak için buzdolabına koymamız gerekiyor. Tamam, bekleyelim. Biraz kazak öreceğim. Bunların hepsi saçmalık. Lezzetli bir içecek tamamen başka malzemelerle yapılmalıdır. Pembe Nutella ile başlamalıyız. Herkesin ona bayıldığını biliyorum. Ondan harika bir yeniler birer şişe yapacağım. Şimdi içinde ne istersen yapabilirsin. Örneğin orada krem şantik, çilek ve bisküvi parçalarından yapılmış gerçek bir pasta yapacağım. Şimdi geriye kalan tek şey bu güzelliği toplamak. Tadam, afiyet olsun. Bu artık çok fazla. Bende de çikolatalı kola var ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Ah dur, büyük anne nerede? Vay canına, beklerken şık bir kazak ördüm. Ay, kolam orada hazır ya. Torunuma gitmeliyim, tadına bakmasın. Ay, tamamen yaşlandım. Etiketi unuttum. Ama bunu çabucak halledeceğim. Pekala. Şimdi kolalarınızı denemenin zamanı geldi. Belki de orijinale en çok benzeyen birisiyle başlayacağım. İçinde bir şey var gibi. Umarım bu çok lezzetli bir şeydir. Vay canına. Bu gerçek çikolatalı kola. Burada en sevdiğim M&M şekerleri ve çok lezzetli çikolatalarım da var. Hoşuma gitti. Geriye kalan iki kola denemek kaldı. Sanırım bir sonraki şortadaki şeyi deneyeceğim. Vay canına, içinde kalın bir şey var. Umarım çok da lezzetlidir. Vay be. Ne çeşit şurup gibi. Yaban mersini ve bal. Büyük annem benim en çok neyi sevdiğimi biliyor. Pekala, kazanmak için son bir aday kaldı. Bu göz kamaştıran pembe kolayı deneyelim. Evet, içinde pastaya çok benzeyen bir şey varmış. Şişeyi bıçakla kestiğimde bunu öğreneceğim. Gerçekten pasta. Ne kadar lezzetli. Şef Feroz, bu turu kazandın. Biliyordum zaten. Yemek pişirmek boşuna mesleğim değil ki. Bu sefer bana hamburger yapmalısınız. Burger mi? Bu çok kolay. Hamburger mi? Onlar sağlıksız ama. Ama Suzy dinlemiyor bile. Neyse, daha az rakibim olacak. Pişirmeyi pirzola ile başlamalıyız. Elbette bunu kendi ellerimle yapacağım. Torunuma olan tüm sevgiyle.
kendinden başka kim kalp şeklinde bir pirzola yapar ki? Pekala, onu kızartmanın zamanı geldi. Yakında döneceğim. Bir pirzola ne bu ya? Kendi ellerimle çörekleri bile yapacağım. Ayrıca her çörek diğerinden farklı renkte olacak. Böyle parlak burgerleri Emma kesinlikle hiçbir yerde denemedi. Bu çöreklerin kızarmasını sağlamak için brülörün çalışmasını bekleyelim. İşte döndüm. Ne kadar güzel kokuyor pirzolam. Emma kesinlikle karşısında duramaz. Gerçekten harika kokuyor. Dur, ne? Yemek pişirmek mi? Kahretsin, artık yetişmeyeceğim. McDonald's'tan hazır burger sipariş etmek gerekecek. Ama Emma ona bayılacak. Yiyecekleri bu kadar çabuk getirmeleri ne kadar güzel bir şey. Tüm bu malzemelerden kendi hamburgerimi yapacağım. Eğer onu satarsam adı Suzy Burger olsun. Sanırım Emma çok sevinecek. Bu fast food pisliğinden nasıl memnun olabilirsiniz? Şefin burgerleri başka bir konu. Emma'nın kesinlikle hiçbir yerde böyle bir şeyi denemediği kesin. Bunlar kalpten yapıldı. Ne kadar güzel. Neden hamburger güzel olsun ki? Asıl önemli olan lezzetli olmaları. Ve yani kalpten yapmak yeterli değil. Sevgiyle yapmak gerekiyor. Torunumu tanıyorum. O yüzden ben siz de kendine doğru burgeri yapacaktır. Nereden başlasam? 1, 2, 3, 4, 5 seni yemeğe geliyorum. Bu parlak burgerlerle başlayacağım. Umarım sadece güzel değil, aynı zamanda lezzetlidir. Fena değil. Ama daha iyi bir burger de denemiştim. Orta seçeneğe geçelim. Bu ne tür bir yığın? Burgeri kendim mi yapmalıyım? Hayır büyükanne, bunu sen yapmalıydın. Aa, işte gerçekten sevdiğim son seçenek. Umarım sadece büyük değil, aynı zamanda lezzetlidir. Evet, sanki McDonald's'ta sevdiğim her şeyden oluşuyormuş gibi. Bu kesinlikle bu turdaki en lezzetli burger. Suzy, kazandığın için tebrikler. Evet, Emma'nın McDonald's'ta her zaman bayıldığını söylemiştim. Sana ne pişirelim torunum? Bir but istiyorum. Tamam, zor bir şey yok. Bu neden yapılıyor ki? Bir şeyden değil, kimden? Paige tavuk butu istiyor ama ben ona tüm tavuğu pişireceğim. Sebzelerle doldurulmuş baharatlı harika bir tavuk tarifi biliyorum. Sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Bu yemeğin sırrı ne kadar çok sebze eklerseniz o kadar lezzetli olur. Her şeyi iyice yıkamanız, büyük parçalara ayırmanız gerekir. Sonuçta büyük bir parça ağız sevindirir. Ve işte en önemli kısım budur. Bütün sebzeleri tavuğa koyacağım ve içine pişireceğim. Ayrıca patatesleri ve havuçları pişirme kabına koyacağım. Büyük annenin ne kadar güzel yemeği oldu. Şimdi her şeyi iyi ısıtılmış bir fırına koyacağım ve bekleyeceğim. Bu tavuktan hoşlanmadım. Ama kefiseden tavuk tamamen farklı bir konudur. Özellikle baharatlı tabasco soslu ve Cheetos ile pişireceğim. O ne kadar küçük bir şişe. Tamam. Şimdi de tavuk bacağını cips içinde sallıyorum. Asıl önemli olan cipslerin her tarafa yapışması sağlamak için paketi iyice sallamaktır. Sonra tavuğu bir fırın tepsisine koyuyoruz. Ay ne oldu? Pişirmeden önce tavuğu iyice dövmelisiniz. Tüm gücünüzle vurun. Sonra o sulu ve yumuşak olacak. İşte şimdi pişirebilirsiniz. Tavaya yağ ekleyeceğim ve hazır olana kadar her taraftan kızartacağım. Ah, ne kadar lezzetli bir tavuğum olacak. Göreceğiz bunu. Ah, ne koku ama. Şu güzelliğe bakın. Servis yapmadan önce tavuğu yağla kaplayacağım. Böylece kabuk parlayacak. Çok güzel kokuyor. Isırmak istiyorum. Sakın yapma. Bu torunum için. Tavuğunla ilgilen.
ilgileneceğim işte. Ne kadar güzel oldular bu butlar. Vay! Ben dünyanın en acı tabasco biberinden bayağı fazla eklemiş. Of! Bu acılığında bacaklarım kızardı ve şimdi servis edilebilirler. Onları kefesinin kovasına koyacağım. Her şey hazır. Sadece yemeğin güzel bir şekilde servis edilmesi için birkaç dokunuş eksik. İşte şimdi tavuk zarif görünüyor. Bon appétit. Bebebe. Tadına bak torunum. Ne kadar farklı yemekler oldu. Hangisinden başlasam? Sanırım şu tavuktan başlayacağım. Sosla birlikte yenmesi gerekiyor. Güzel kokuyor. Ne kadar iyi. Ne diyebilirim ki? Bu lezzetliydi. Hoşuma gitti. Sonra şunu deneyeceğim. Kefeseden butlar. Bu acanlar sanki kefeseden gelmişler gibi görünüyor. Onlar çok acılar. Ne yapacağım? Bu korkunç bir şey. Bu tadı bir şeyle kapatmam gerekiyor. Of. Vay be, işe yaradı. Bu çok sulu. Evet, en iyi tavuk bu. Bu turun kazananı seçtim. Yes! Büyük anne kazandı. Sizi bitireceğimi biliyordum. Torunumu neyle doydurmalıyım? Dondurma istiyorum. Ve içinde farklı tatlar olsun. Yapabilir misiniz? Dondurma mı? Peki nasıl pişirirler ki onu? Bilmiyorum büyük anne, internette bakacağım. Ben de tarif kitabıma bakacağım. Vay canına, amatörler. Dondurma kremadan yapılır. Ve farklı tatlar elde etmek için kremanın farklı kaselere dökülmesi gerekiyor. İlk top çilek tadında olacak. Meyveleri kremaya ekleyeceğim ve bir karıştırıcıyla karıştıracağım. Bu top yeşil olacak. Kivi ekleyerek yapacağım. Şimdi topun mavi olması için yaban mersini ekliyorum. Ne kadar güzel. Görünüşe göre bu tarif yok bende. Ama büyük anne her şey bilmeli. Düşün kıvırcık beyaz kafa. Ah, buldum. Bunu buz kalıplarıyla yapabilirim. Her birine meyve koyacağım ve sonra süt dökeceğim. Meyveleri kaplamalı. Her sektöre bir buzlu şeker çubuğu yerleştireceğim. Dondurmayı kalıptan çıkarmak ve sonra yemek için uygun olacak. İşte bu dondurmayı dondurmacıya çok uzun süre için bırakmalıyız. Daha doğrusu süt sertleşene kadar beklememiz gerekecek ama buna değer. Aa, sonunda buldum. TikTok'tan kullanışlı ve basit bir tarif. Dondurma yapmak için ihtiyacım olan her şey bile var. Bu arada bu tarifi daha lezzetli hale getirmenin bir yolunu buldum. Bir gıda paketine M&M's şekeri ve süt ekleyeceğim. Şimdi onu sıkıcı kapatacağım. Diğerini de buz ekleyeceğim. Hazır dondurma karışımını içine koyacağım ve üstüne daha fazla buz dökeceğim. Şimdi paketi kapatmalı ve iyice sallamalıyız. Hatta müziğe benziyor. Bu sesler de ne? TikTok tarifini kontrol ediyorum. Onların nesi var? Neyse, eğlensinler. Böylece kazanma şansı daha yüksek. Şimdi bir parça kuru buz parçalamak zorundayım. Ondan çok fazla buhar geliyor. Deliriyorum. Neler oluyor? Neden burası bu kadar soğuk? Hepsi Betty ve onun gurme yemek tarifleri. Senin de söylediğin gibi ben sadece gurme yemek tarifleriyle pişiriyorum. Ve henüz bitirmedim. Kaselerin her birine bir parça buz eklenmelidir. Krema donuyor ve kalın bir kütle elde edilir. Bundan dondurma topları oluşturacağım. Dikkat edin, dondurmam Paige'in onun çizdiği gibi görünüyor. Bu ustalığın işareti değil mi? Ve şimdi çileklerle süsleyeceğim. Renkli pasta süsüyle ve çikolata sosuyla hazır. Bende de her şey hazır. Şu sevimli tatlı bebeklere bir bakın. Acaba işe yaradı mı? Evet, yaşasın. Başardık. Harika. Şimdi tadına bakabilirsin. Vay canına, ne kadar güzel. Bu da ne böyle? Görünüşe göre onu doğrudan paketten yemeliyim. Neyse, deneyelim. Pek iyi görünmüyor. Ama tadı oldukça iyi. Ne garip bir dondurma. Onu ilk defa görüyorum.
Bu sadece buzlu çilek ve hiç de tatlı değil. Aa, sonunda sana ulaştım. İnanılmaz güzel dondurma. En lezzetli, en güzel, nefis. Tıpkı hayal ettiğim gibi. Dikkatli ol Paige. Bir kere de çok fazla dondurma yersen donabilirsin. Ama görünüşe göre beni dinlemeyecek. Çok lezzetli. Ne dediğini duydunuz mu? Evet, dondurmam en lezzetli olanıdır. Zafer benimdir. Keşke şimdi lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğim, halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam, sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencereye hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene bak Ted. Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor, ısınmasını bekliyoruz ve işte tencereye kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet, neredeyse unutuyordum. Yağ ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahatlatıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse, hallederim. Makarnam hazır galiba. Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum, temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? Makarnayı çıkarmaya çalışıyorum, yapıştılar. Lanet olsun. İşe yaramıyor. Pekala, bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper, bunu kendim de isterdim. İlginçmiş, aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa, karides. Bunu denemek isterim. İşte açıcı görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama takviyeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sıra dışı. Hiç makarnaya benzemiyor. Vay be, bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeye hazırım. İnanılmaz bir tat. Kazanan belli. Başardım. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabırlı ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi, seni aptal, çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada, yağ anlamıyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Pekala, yağ ısındı. Kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Aa, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? Bir şey yap, yoksa hepimiz yanarız. Tamam, tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. Neden büyük anne? Bir dahaki sefere bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim ve hazır.
Mükemmel görünüyor. Ted yine neler oluyor? Sosisimi gaz brüleriyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yine mi bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şeyi kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper, tam gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çipslere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazıra bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Mükemmel oldu. Kate, sen gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sulu olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim, garip bir karışım. İğrenç görünüyor. Ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım. İnanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın, Jess yemeğimi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebzeye ve meyveye ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit Dad. Kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlılara ihtiyacım var. Jess onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam, düğme nerede? Hepsini iyice karıştırmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. O kadar tatlı yemenin güvende olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim. Ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum. Jess'i açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blender'e alıyorum. Ne kadar güçlü, süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Pipeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Jess, her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Martin'le ne kadar farklılar. Hiç birbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Pek iyi görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Son kokteyl özellikle diğerlerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be, ismim yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. İlk turda ne yapacağız? Her şey çok kolay. Ben açım. O yüzden tatlı bir sandviç istiyorum. Aa, kolay iş. Tamamdır.
çocuk bile bununla başa çıkabilir. Çocuklardan bahsetmişken, çocukluğumuzdan beri her biriniz tatlıya bayılırız. Bu yüzden Suzy harika bir fikir buldu. Tatlı bir sandviç yapmak Nutella'yla. Sandviçsiz her tarafım bu çikolataya bulaştı. Hadi ama tost makinesi, fazla zamanım yok. Of. Büyük anne, ne yapıyorsunuz siz? Bu eski yöntem de ne? Ekmek kızartma makinesi var ama. Ne var ya? Kimse ekmeği benim yaptığım gibi kızartamaz. Fıstık ezmesinin de zamanı geldi. Ah, müthiş kokusu var. Sürelim. Büyük annenin reçelinden de biraz zarar gelmez. Ne güzel. Bunu da böyle sürelim. Kapattık. Burası neden yanmış kokuyor? Suzy, hepsi senin, robotun yüzünden. Bu bir tost makinesi. Onun nesi var bilmiyorum ama onu acil prizden çıkarmak gerekiyor. Sanırım tostlar başarısız oldu. Of. Ups. Ne yapıyorsunuz siz? Gerçekten harika bir tost yapmayı bilmiyor musunuz? Bunu yapmak için biraz rendelenmiş peynir ve parlak gıda boyasına ihtiyacınız var. İşte. Şimdi karıştırıyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ama hepsi bu değil. Tostun kızartılması gerekiyor. Bunu bir tavada yapmak sıkıcı ve hiç de zarif değil. Bunu ateşte yapmak farklı bir konu. Hadi gidelim. Oha, baksanıza rüzgara. Çok soğuk burası. Oh, burası da çok sıcak. Ama tam gereken ateş. Ah, hazır. Yaptım bunu. Jess, kazanını seçme zamanı. İlk sandviçle başlayalım. Diğerlerinden daha havalı görünüyor. Vay canına, ne kadar havalı bir peynir. Çok lezzetli. Çok iyi. Ay, bunu da yiyelim. Tamamdır. Bakalım sırada ne var. Bu da ne böyle? Ay, iğrenç. Tadı kömür gibi. Bu sandviç çok daha lezzetli görünüyor. Bunu istiyorum denemek. Evet, çok daha iyi kokuyor. Nefis. Büyük anne, sen kazandın. Teşekkürler Jess. Beni sevdiğini biliyordum. Şimdi ise krep istiyorum. Lezzetli bir krep. Bu benim alanım. Beni yenmeyi ummayın bile. Kimse benden daha iyi krep pişiremez. Hamuru yoğurmanın zamanı geldi. Yumurta kırıyoruz. Ay! Bunu attık. Büyük anne, sence hamuru yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Bu çok kolay. Hepsini tek bir tabağa koymamız gerekiyor. Of! Ay, bunu da böyle atalım, tamam. Sen ne yapıyorsun büyük anne? Harika olmuş, işe yaradı. Neden bu kadar yoruluyorsun ya? Mikser var ya. Bu hamuru iyice karıştırmaya yardım edecek. Hadi karıştıralım. Vay canına, bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Şimdi onu nasıl çıkaracağım? Hadi ama. Aptalcağız, çıkmıyor. Suzy, çok çabuk pes ettin. Ama benim tek yapmam gereken krepi pişirmek. Ve bence bunu inanılmaz bir şekilde başarıyorum. Geriye kalan tek şey çevirmek. Nasıl da kokuyor. Ve şimdi sadece yağ eklemek kaldı. Oh, oh, yanlışlıkla sizi kirlettim. Gerçek kreplerin nasıl olması gerektiğini izleyin ve öğrenin. Görünüşü de unutmamalıyız tabii. Şimdi gözleri ekleyelim. Şimdi dişleri. Baksanıza şuna, çok iyi. Hazır.
çevirdim. Tadam! Birkaç saniye içinde kesilmesinin tam bir kopyasını çıkardım. Benimse hazır bir şeyi kullanmaktan başka bir seçeneğim yok. Mesela ekmek. Sadece kabuklara hiç ihtiyacım yok. İşte krem şanti de ekledik. Tadam! Jess, oy verme zamanı. Vay canına! Bu kesin Missy'nin başı şeklinde bir krep. Bu arada oldukça lezzetliymiş de. Çok iyi bence. Bu da ne böyle? Sadece beyaz ekmeğe benziyor. Evet öyleymiş. Hayır, bu kesinlikle krep değil. Ay. Ama ortadaki krepte hiç daha cici görünüyor. Çok iyi kokuyor. Bu en iyisi. Uzun zamandır daha lezzetli bir şey denemedim. Teşekkürler Jess. Sadece krepler benim güçlü tarafım. Bu sefer lezzetli spagetti yemek istiyorum. Bunu ayarlayacağız. Büyük anne ve aşçı yine zor yoldan gidiyorlar. Bence her şey çok daha kolay. Mağazada hazır noodle satılırken neden bir şey yapmalıyım ki? Sadece kaynar suya doldurulması gerekiyor. Sos da ekleyelim tabii. Şimdi su. Ne kadar lezzetli kokuyor. Bunların hepsi hiç lezzetli değil. İşte sosisli spagetti bu tamamen farklı bir konu. Lezzetli ve orijinal. Çok güzel olacak. Kaynatalım. Hazır. Nefis oldu. Orijinal mi? Sıkıcı. İşte spagetti renkli yapmak. Bu gerçekten orijinal. Bunu yapmak için spagettiyi kendiniz hazırlamalısınız. Ama kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Özel bir cihazım var. Geriye kalan tek şey bunları böyle geçirmek. Ve şimdi mavi bir spagetti aldım. Geriye kalan tek şey pişirmek. Ve tabii sosu unutmamalıyız. Jess, hadi seç şunu. Endişelenme. Masa hala temiz. Aldım böyle yok bir şey. Biniyoruz. Bununla başlayacağım. Böyle spagettileri kıvırcık derim ben. Sanki sıradan bir noodle gibi. Daha fazlasını bekliyordum. Tamamdır. Sonra. Ama renkli spagettiler daha umut verici görünüyor. Biniyoruz. İşte bu başka bir şey. Üçüncü bir porsiyon kaldı. Vay canına, ne orijinal bir fikir. Sosisleri çok severim. Bu spagetti en lezzetlisi bence. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bundan bıktım artık.